Kentin duayen gazetecilerinden Mutay'ın ölümü, ailesi, yakınları ve meslektaşları tarafından üzüntüyle karşılanmıştı. Ölümünün birinci yılında duayen gazeteci için bugün Yalı Camii'nde bir pilav hayrı düzenlendi. Yapılan pilav hayrına Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yanı sıra merhum gazeteci Orhan Mutay'ın gazeteci meslektaşları ve sevenleri de katıldı. Halkın yoğun katılım gösterdiği pilav hayrında konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, gazeteci Mutay'ın felsefi düşünceleri olan bir gazeteci olduğunu ifade ederek duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Rahmetli Orhan Mutay'a tekrar saygıyla anıyorum. Farklı bir gazetecilik yapısı vardı. Felsefi gazetecilerdim ben. Felsefe yapan. Yani haberlerinde, yorumlarında hep bir felsefe vardı. Değişik bir tarzı vardı. İsyancıydı. Düzene boyun eğmezdi. Semboldü. Yani bunu bilmeyenler varsa biraz geçmişini incelemekte yarar var. Onun için seve seve geldim. Onun bu niteliğinden dolayı geldim. İnşallah mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Bunu düzenleyen değerli basın mensuplarına da hayırlı Allah kabul etsin diyorum. Teşekkür ederim. Gazeteci Murat Kıray ise merhum Orhan Mutay'ın ismini yaşatmaya devam edeceklerini belirterek onu hiçbir zaman unutmadıklarını dile getirdi. Orhan Mutay Çanakkale basınının değerli bir ismiydi. Arkadaşımızdı. Çok güzel günlerimiz geçti. Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazasında kaybettik kendisini. Değerli bir gazeteciydi. Bu kentin sokaklarında çok emeği, işte izleri vardır. Onu unutmamak için meslektaşları olarak böyle bir hayır yapalım dedik. Sağ olsun başkanımız da geldi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Orhan Mutay'ın ismini yaşatmaya çalışacağız. Thank you.